Bu videoda sizlerle birlikte adını bu sıralar çok fazla duymaya başladığımız veya ilerleyen zamanlarda çok daha fazla duymaya başlayacağımız Twitch'e rakip olarak çıkan Kik canlı yayın platformuna birlikte bakacağız. Kik nedir? Ne gibi özelliklere sahip? Twitch ve diğer platformlardan kendini ayıran özellikleri nelerdir? Biraz da bunlara değineceğiz. Fakat Kik platformuna değinmeye başlamadan önce eğer sizler de yayın yapmak istiyorsanız ve yayın için hangi ayarları kullanacağınızı bilmiyorsanız öncelikle kanalımdaki diğer videolara bakabilirsiniz ya da Sizlere güzel bir haberden bahsetmek istiyorum. OBS ve yayıncılıkla ilgili Udemy'de sizler için mükemmel detaylı bir kurs hazırladım. Bu kursun sonucunda direkt olarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve Discord kanalımızda Udemy kursiyerlerine özel birçok kanalımız bulunuyor. Aktif olarak da buradan bilgi alışverişi birbirimizle yapıyor olacağız. Eğer siz de tüm detaylarıyla Udemy kursuna katılmak isterseniz açıklama kısmından linke ulaşabilirsiniz. Kick 1 Aralık 2022 yılında kurulan bir canlı yayın platformu. Stake.com'un kurucu ortakları Bijan Tehrani ve Ed Craven ile yayıncı Trainwrecks TV tarafından desteklendiği söyleniyor. Ama tam olarak kurucuları kimdir, kim yatırım yapmıştır veya bu isimler ortak mıdır, sahip midir, nedir tam olarak bilinmiyor. Twitch'e rakip olarak biraz daha gevşek kurallara sahip olan bir yayın platformu olduğunu söyleyebilirim. Fakat Kik'in gelir paylaşımı %95 yayıncıya, %5 platforma olarak yayıncılıktaki en cömert gelir paylaşımına sahip olduğunu söyleyebiliriz aslında. Standart olarak her yayın platformunda olduğu gibi yayıncılar takipçilerden aldıkları bağışlardan veya platformla kurdukları ortaklık üzerinden gelir sağlayabiliyor. Aynı zamanda tabii ki de mobil uygulaması Android, iOS falan filan bunların hepsi de var. Kik çoğunlukla Twitch'e benzer şekilde konumlandırılıyor ve internetteki birçok kişi onu Twitch klonu olarak tanımlıyor. Hatta uzaktan bir baktığınızda şöyle menülerinden tutun renk tonlarına hatta kategorilerindeki o tasarıma kadar neredeyse birebir aynı diyebiliriz. Tabi bununla beraber uzun süredir Twitch'te yayın yapıyorsanız ve orada ciddi bir kitleniz varsa, Kick platformuna geçmeyi düşündüğünüzde emin olun takipçileriniz veya izleyicileriniz hiç yabancılık çekmeyecek çünkü neredeyse kullanımına kadar her şeyi Twitch ile aynı. Kik'te de Twitch ile aynı olarak izleyicilerin kişisel ilgi alanlarına göre Twitch ile aynı olarak öne çıkarılan veya takip edilen veya ilgi alanlarına dayalı olarak canlı yayınların önerilmesine yani izleyicilere ulaştırılmasını olanak sağlıyor. Peki biraz da şuna değinelim. Kik'in Twitch veya diğer canlı yayın platformlarına göre avantajları nedir? Avantajları ve farkları nelerdir? Bunlara biraz değinelim. Belki de en önemli farklarından biri Kik'in kripto para destekli olması. Burada bir parantez açmak istiyorum. Stake.com'un kurucu ortaklarından olan Bijan Tehrani ve Ed Craven ve bir de yayıncı Train Wax TV tarafından desteklendiği için veya desteklendiği söylendiği için kripto para birimiyle ilgilenen çevrim içi bir kumar sitesi. Ve bununla bağlantılı olarak hem yayıncılar hem de izleyiciler kripto para birimiyle bağış yapabiliyorlar. Bir diğer fark ise Kik'in denetlemeleri denetleme kurallarının daha rahat olması. Twitch'te bazen çok sıkı ve tutarsız kararlar nedeniyle birçok yayıncı sebepsiz yere banlanabiliyor, hesabı askıya alınabiliyor. Kick'te ise yayıncılar daha özgür bir şekilde yayın yapabiliyorlar ve izleyiciler de daha rahat bir şekilde yorum yapabiliyorlar. Tabi bu Kick'in hiçbir kuralı olmadığı anlamına gelmiyor. Kick'in de belirli başlı topluluk kuralları var ve bu kurallara uymayanlar uzaklaştırılabiliyor, banlanabiliyor veya hesabı askıya alınabiliyor. Ancak genel olarak Kik, Twitch'e göre daha az sansürcü ve gerçekten yayıncı dostu bir platform olmayı hedefliyor gibi gözüküyor. Bir diğer fark ve avantaj ve bu en top seviyede olan fark ve avantaj bu madde olarak düşünüyorum. Kik yayıncılara gelirinin %95'ini veriyor ve sadece %5'lik bir komisyon alıyor. Bu Twitch'in %50'lik pa gelir payından hatta ve hatta YouTube'un %70'lik gelir payından bile çok 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 yüksek bir rakam. Ve bu da Kik'in yayın yapmak için daha avantajlı bir platform olduğunu bizlere Böyle birazcık göz kırpıyor diyebiliriz Tabi bununla birlikte ilerleyen süreçlerde ne olur nasıl biter bunu çok fazla kestiremiyorum Çünkü çok daha yeni bir platform ve içerisinde Türkiye'de yasak olan kumar yayınları yapılabiliyor Hattup yayınları yapılabiliyor ve bunlar Twitch'e göre biraz daha gevşek kurallarda yapıldığı için Türkiye'deki durumunu veya akibiyetini tam olarak sizlere söyleyemem Sadece bu aralar biraz radarıma girdiği için sizlere de bu siteyi biraz göstermek istedim yani anlatmak istedim istedim. Burada sizin düşünceleriniz nelerdir? Gerçekten çok merak ediyorum. Genel yorumlarınızı ve düşüncelerinizi hatta ve hatta daha öncesindeki K'ye girip herhangi bir yayın izlediyseniz lütfen yorumlar kısmında bana bildirin. Bununla birlikte bir bilgi paylaşımı yapalım ve hatta ilerleyen süreçlerde Chicken Türkiye sınırları içerisinde yani Türkiye'deki canlı yayın platformları içerisinde yerini alabilecek mi? Bunu birlikte tartışalım. Hatta birkaç deneme yayını bile yapabiliriz isterseniz ve ben de burada Kick platformunda yaptığım yayınlardan edindiğim tecrübeleri de sizlere aktarmaktan memnuniyet duyarım. Bununla alakalı olarak tüm yorumlarınızı tekrar ve tekrar üstüne basarak söylüyorum. Sizlerden bekliyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini isterseniz eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.